puandan işlem görüyor. Şimdi İnves AZ'ye gideceğiz. İnves AZ'de Mehmet Arım var karşımızda. Mehmet Arım merhaba. Merhaba Buse Hanım, iyi yayınlar. Bu hafta herhalde iyi bir hafta. Genel anlamda baktığımızda pozitif tamamlayacakmışız gibi görünüyor. Yeni zirveyi de gördük bugün. 109 binin üzerinde. Şimdi biraz geriye düştü. 108 binlerde hareket ediyor endeks ama hem haftayı özetleyelim hem de önümüzdeki hafta çok hareketli olacak. Beklentileriniz neler? Evet Buse Hanım, Aralık ayını oldukça hızlı bir başlangıç yaptık. Hem yurt içi piyasalarda ilk gelen veriler hem de küresel piyasalardaki gelişmeler sürekli oynaklığında artmasına sebep oldu. Yurt içine baktığımızda gelen veriler pozitifti. Dün de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gelen para ve kur politikasını takip ettik. 2020 yılına ilişkin açıklamalarda bulundular. Burada en çok tabii dikkat çeken unsur 8 toplantı sayısının 12'ye yükseltilmesi ve zorunlu karşılıklarında bundan sonraki dönemde daha aktif bir şekilde kullanacağının sinyallerinin alınmış olması, biraz da bizim açımızdan da piyasa ile iletişimin daha sıkı olacağı şeklinde yorumlanarak olumlu şekilde algılandı. Tabii yurt içi piyasalarda gelen verilerin aksine bir de küresel piyasalardaki gelişmeler, özellikle ABD-Çin arasındaki gelişmelerin yansımalarını da yakından takip ettik ve NATO zirvesindeki gelişmelerde Borsa İstanbul'u yakından etkilenmesine sebep oldu. Dün Halkbank'la ilgili gelen haber bugün yine Borsa İstanbul'un ve Halkbank nezdinde de bankacılık sektörünün bir miktarda pozitif olarak ayrışmasına, yukarı yönlü hareketine devam etmesine sebep oldu. Açılışta beraber 109.300 seviyelerini test ettik. Kapanışa yaklaştığımızda hafta sonu riskini alınmaması sebebiyle 108.000'lerin üzerinde işlem görüyor. Tabii bu noktada da Perşembe günü açılışta 107.900 ve 108.200 bölgesi arasında bir boşluk vardı. Teknik anlamda da bu noktanın düzeltilmesini de bekleyebiliriz. Bugün tabii ABD'den gelen tarım dışı istihdam verisi, saatlik kazançlar ve işsizlik verisine odaklanmıştık. Piyasalar bu şekilde kapatıyor günü. Tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde geldi. Pozitif olarak algılandı piyasada. İşsizliğin de %3,5'a gerilemesi yine olumluydu ama ortalama saatlik kazançlardaki geri çekilme biraz daha ABD piyasalarındaki bozulmanın sinyallerini de veriyor olabilir. Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan FOMC toplantısında hem küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisini hem de son teknik gelen ekonomik verilerinde katkısını bu toplantıda göreceğiz. Borsa İstanbul açısından bir de bu akşam saatlerinde gece hatta Moody's'den gelecek olan açıklama var. Burada da görünümün negatiften durağına çekilmesi bekleniyor. Hatırlayacak olursak geçtiğimiz haftalarda yine hem Moody's'den hem de Fitch'ten Türkiye'nin ekonomik görünümüyle ilgili pozitif açıklamalar gelmişti. Bu da bir miktar daha Borsa İstanbul üzerinde olumlu tepki vermemize sebep olabilir. 2019 yılı için önemli seviye artık 110 bin noktası olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktalara yaklaştıkça biraz daha kar satışlarının geldiğini görüyoruz ama 110 binin geçilmesiyle beraber de yeniden konuşacağımız seviye 115 bin olacaktır. Önümüzdeki hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gerçekleştireceği faiz toplantısını yakından takip ediyoruz. Pazartesi günü de TÜFE beklentisi yine önemini koruyor. Buradaki gelişmeler Borsa İstanbul'daki seyri de etkileyecektir. Dolar TL tarafına bakacak olursak önümüzdeki hafta yine küresel piyasalar açısından ABD-Çin görüşmelerini takip edeceğiz. Her geçen gün 15 Aralık tarihine yaklaştıkça buradaki belirsizlik artmaya devam edecektir diye düşünüyorum ben. Aynı zamanda hem FOMC toplantısı hem de ABD'den gelecek olan ve Çin'den gelecek olan TÜFE rakamları yakından takibimizde. Son günlerde dolar TL bir miktarda oynaklığını artırdı. Bugün aşağıda 5.74, yukarıda 5.77 bandı arasında hareket etti ama şu anda da 5.77'ye biraz daha yakın. Tabii bu noktanın geçilmesi 5.80 üzerine çıkmasına ve bu noktalarda da 5.84 ve 5.90 seviyelerinde hızlı bir şekilde görmemize sebep olabilir Buse Hanım. Benim aktaracaklarım bu kadar. İyi hafta sonları dilerim size. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Aral. Size de iyi hafta sonları. Şimdi reklam aramız var. Aranın ardından buradayız.